İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyamızı güzelleştirecek ve ahirette de bizleri Rabbimizin rızasına nail kılacak olan o güzel ikazlarından, hatırlatmalarından birisi de şu şekildedir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Badiru bil e'mali seb'an." Yedi şey gelmeden önce salih amelleri yapmakta acele ediniz. Salih ameller Allah'ın razı olduğu işler demektir. Namaz, zekat, hac, Rabbimizin emretmiş olduğu tüm hükümler, Rabbimizin yasaklamış olduğu tüm hususlardan uzak kalmak, hükümlerini yerine getirmek, akrabalık bağları, komşuluk bağları, kul hakkına riayet etmek, Allah'ın helal kıldığı şeylerle yetinip haram kıldığı şeylerden uzak durmak vesaire, bütün bunlar hepsi Rabbimizin razı olduğu amellerdir. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi şey gelmeden önce salih amelleri yapmaya acele ediniz buyuruyor. Çünkü acele etmediğimiz zaman bu salih amelleri yapmamıza bir kısım engeller var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu engellerden bahsediyor bizlere. Yani bizleri ikaz ediyor. Şimdi okuduğumuz zaman da zaten hep birlikte bunu göreceğiz. Efendimiz buyurdular ki, yedi şey gelmeden önce salih amelleri yapmaya acele edin. هَلْ تَنْتَضِرُونَ اِلَّا فَقْرًا مُنْسِيَنْ Böyle unutturan, yani Allah'ın dinini yaşamayı unutturan bir fakirliği mi bekliyorsunuz? اَوْغِنَنْ مُدْغِيَنْ Yoksa böyle Allah'a isyan ettiren, azdıran bir zenginliği mi bekliyorsunuz? Ev meralan müfsiden, yoksa kişiyi halsiz bir duruma düşüren, ifsad eden böyle bir hastalığı mı bekliyorsunuz? Ev her men müfenniden, yoksa ansızın gelen, yoksa kişiyi böyle düşkünlük durumuna, bunaklık durumuna düşüren böyle bir ihtiyarlığı mı bekliyorsunuz? Ev mevten mürhizen, yoksa ansızın birden pat diye gelen ölümü mü bekliyorsunuz? Evi deccale, yoksa deccalı mı? Yani hakkı batıl, batılı hak, şerri hayır, hayır şer olarak böyle karıştıran o deccali mi bekliyorsunuz? Feşerru gaibin yuntaduru, bu da beklenen şeylerin en şerlisidir. Evi saate, yoksa kıyametin kopmasını mı bekliyorsunuz? Ve saatu edeha ve emer, bu da gerçekten bütün bu sayılanlardan daha vahim olan, daha acı olandır. Bütün bunları mı bekliyorsunuz salih amelleri ihmal ederek? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salih amelleri ihmal etmememizi, Rabbimizin rızası doğrultusunda çalışmamızı istiyor. Çünkü hastalık gelebilir, ölüm pat diye gelebilir, kişi ihtiyarlığa düşebilir, fakirlik gelebilir, zengin olur ama Allah'a isyan durumuna düşebilir. Yani böyle bir duruma düşmeden önce hazır toprağın üzerinde konuşabiliyor, yürüyebiliyor, dini yaşama konusunda aklı selim olarak düşünebiliyor iken Efendimiz diyor ki, salih amelleri çoğaltın. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi salih amelleri, ibadetleri, hayırlı, bereketli, güzel işleri çoğaltan, çoğaltma gayretinde olan kullarından eylesin.